Hakan Hanım'a ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş bir turşu tarifim var. Yıllardır yaptığım ve her seferinde memnun kaldığım bir tarif. Hiç başka turşu tarifleri aramaya gitmedim. Çünkü tarifimden oldukça memnunum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Turşum yumuşuyor, güzel olmuyor, lezzetli olmuyor, çabuk bozuluyor diyorsanız bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Denedikten sonra da yorum atmayı unutmayın lütfen. Turşu yaparken hangi malzemeyi kullanacağınız size kalmış. Yani ister karışık yapın, ister lahana, ister biber, ister havuç hiç fark etmez. Hangi malzemeyi kullanmak istiyorsanız o size kalmış. Ben bugün karışık bir turşu yapacağım. Bunun içerisine havuç, lahana, kornişon ve biber koyacağım. Yapımına hemen geçmek istiyorum. Tüm malzemelerimi güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi hepsini tek tek hazırlamaya başlıyoruz. Havuçlarımı soymakla başlıyorum. Havuçlarımı soydum. Bu arada sarımsaklarımı işe başlamadan önce ılı suyla ıslattım. Bu daha kolay soyulmasını sağlayacak. Siz de malzemelerinizi hazırlamaya başlamadan ilk önce sarımsaklarınızı ıslatın. Bir tane orta boy lahana almıştım. Şimdi bunu doğrayacağım. Sarmalık kısmını çıkarmak istiyorum. Şöyle lahananın ortasından kesiyorum. Böyle çıkardım. Şu ortasındaki göbek kısmını alıyorum. Burayı sarmalık olarak ayıracağım. Burayı turşuda kullanmayacağım. Bu kısmını sarmalık olarak kullanacağım. Bunu bir kenara kaldırıyorum. Çok büyük olmayacak şekilde, ne büyük ne küçük, küp küp doğruyorum. Lahanalarımı da küp küp doğradım. Şimdi kornişonlarının uçlarını temizliyorum. Islamış olduğum sarımsaklarımı soyuyorum. Sarımsakları eğer ıslamazsak soyarken zaman kaybederiz. Biberlerimizi şöyle saplarını diplerinden kesip dikine bir bıçak atıyorum. İçine tuzlu suyun girebilmesi için ve yerken daha güzel oluyor. Şu şekilde biberlerimi diliyorum. Kalın biberlerimi dildim. Şöyle dikine çizik attım. Kıl biberlerimi de şöyle gene de birazcık bıçakla yaralıyorum. Çok derin boydan boya olmasa da şöyle saplarını kesin mutlaka. Havuçlarımı da doğruyorum. Ben yuvarlak doğramayı tercih ediyorum. Şöyle biraz yan yan da doğrayabilirsiniz. Tüm malzemelerim hazır. Doğradım. Ben şöyle 5 litrelik bir bidon kullanacağım turşu kurmak için. Şimdi malzemelerimi karışık bir şekilde dolduruyorum. Tabana şöyle biraz lahana atıyorum. Üstüne şöyle havuç, kenarlara şöyle birkaç sarımsak, biberleri ilave ediyorum. Bu şekilde ara ara bastırın, boşluk kalmasın. Sıkı sıkı doldurun. Tüm turşuluk malzemelerimi bidonlarıma doldurdum. 5 litrelik bidon için şöyle 2,5 litrelik bir bidona su kattım. Normal çeşme suyu arkadaşlar. Arıtma ya da hazır su kullanmayın. Normal çeşmeden doldurun. Buna 1 su bardağı tuzu katıyorum. Bir dolu tatlı kaşığı
şeker ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı limon tuzu. Tuzumuz eridi. Şimdi bidonumuzun içine öncelikle sirkemizi katıyoruz. 5 litrelik bidona 3 su bardağı sirke koyacağım. Şimdi üzerine eritmiş olduğumuz tuzlu suyumuzu döküyoruz. Suyumuz biraz fazla geldi. Bunun için, bunun tuz miktarı az olur diye ben üzerine 2 yemek kaşığı kadar daha tuz ilave edeceğim. Bunun suyunu doldurduk. Şimdi ağzını sıkıca kapatıyoruz. Biraz dışına su atabilir. İlk gün altına bir kap koyun. Birkaç gün boyunca hatta. Dışına su atarsa koyduğunuz yeri batırmasın. 2,5 litrelik bidonum için tuzlu su hazırlayacağım. İçerisine diğerine kattığım malzemelerin yarısı kadar koyacağım her şeyi. Yarım bardak tuz. Yarım su bardağı tuzu ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı limon tuzu. Minik bidon için su bardağının şöyle 4'te 1'i kadar, 5'te 1'i kadar tuz katmanız yeterli olacak. Bir yemek kaşığı dolu dolu atsanız da aynı şeye denk geliyor. Bunu ilave ediyorum. Yarım su bardağı sirke katacağım minik bidonum için. Turşularım hazır. Şöyle dışlarına akan sularını siliyorum. Turşularımız hazır. 10 gün sonra, hatta 1 hafta sonra bile yemeye başlayabilirsiniz. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Kimi zaman şunu söyleyeyim size, kapaklar çatlayabiliyor, şu noktalarından, şu kenarlarından çatlayabiliyor. Kapaklarınızı kontrol edin arkadaşlar. Bu bidonlarda o sorun çok yaşanıyor. Eğer kapağınız çatlarsa turşunuz yumuşar. Yumuşamaması için hava almaması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edin. Turşularımı kuralı 2 gün oldu. Bakın, dediğim gibi suları eksilmiş. Artan tuzlu suyumu bir kavanoza koymuştum. Şimdi üzerine ilave edeceğim. Suyun dışında kalan malzemeler yoksa ziyan olur. Turşunuz yumuşamaya başlar. Şöyle tamamen, bakın şurada. Turşularımız artık oldu. 10 gün sonra turşularınızı yemeye başlayabilirsiniz. Şimdi çıkartıp bakacağız hep birlikte. Bakın kokusu o kadar müthiş ki, keşke kokusunu size yollayabilsem. Bakın. Keserken de çıtırlığı belli oluyordur. Sesi geliyordur muhtemelen. Çıtır çıtır, kütür kütür, asla yumuşama yapmayan, bozulma yapmayan bir tarif. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bana destek olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer tariflerim için de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.